İyi günler değerli Ulusal Kanal izleyicileri. Bilim ve Toplum programından sizlere merhaba diyoruz. Bugün 19 Mayıs'ı konuşacağız ve 19 Mayıs'ın özellikle arka planını, 19 Mayıs'a nasıl gelindiğini konuşacağız. Program konuğumuz sevgili tarihçi, yazar Osman Selim Kocaanoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. 19 Mayıs tabii bu sene özel bir önem taşıyor. 100. yılı olması nedeniyle. Ve hepimiz biliyoruz ki aslında Mustafa Kemal'in ve silah arkadaşlarının, dava arkadaşlarının İstanbul'dan Samsun'a yaptıkları bu çıkarma arkasından büyük bir Ulusal Kurtuluş Savaşı, dünya tarihini değiştiren, etkileyen bir girişim, bir yolculuk oldu. Şimdi bugün sizle daha çok 19 Mayıs'ın sonrasını da Büyük Atatürk nutkunda ayrıntılı olarak anlattı. Biz daha çok bugün 19 Mayıs'a nasıl gelindiğini, bu önemli kritik yolculuğun ve kararın nasıl verildiğini konuşmak istiyoruz. Ve dolayısıyla 19 Mayıs'ın arka planını, özellikle de önemli spekülatif bir tartışmanın Atatürk'ü kim gönderdi ve hangi kararla gitti Anadolu'ya ve Kurtuluş Savaşı'nı nasıl başlattı sorusuna yanıt arayacağız. Evet. Öncelikle bu önümdeki kitaplardan başlamak istiyorum. İzin verirseniz. Estağfurullah. İzleyicilerimiz Osman Selim Kocaanoğlu'nu tanıyorlar. Yaptığımız söyleşilerin bir kısmını izlemişlerdir. Ama özellikle Cumhuriyet'in kuruluş dönemi, Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in geçiş dönemi, Cumhuriyet'in özellikle ilk yılları ile ilgili kapsamlı çalışmalarınız var. Bunlar içinde belki en çok yine bugünkü programa ışık tutacak Atatürk-Vahdettin kavgası. Bu kapsamlı kitap birçok soruya aslında yanıt verebiliyor ama sizden bunun bazı ipuçlarını bugün almak istiyoruz. Osmanlı'nın Altı Paşası ilginç bir kitap. Burada Osmanlı döneminin bazı önemli kişiliklerini sıralıyorsunuz ve bu altı paşadan bir tanesi de Halide Edip Adıvar. Onbaşı Halide, değil mi? Hanım Paşa diğer evet, adı. Evet, evet. O yüzden ve belki bugün yine değineceğimiz Kazım Karabekir, Kurtuluş Savaşımızın önemli kahramanlarından birisi. Kazım Karabekir ile Atatürk arasındaki ilişkileri, siz bunu Atatürk Karabekir kavgası şeklinde ifade ettiniz ama bugün dayanışmanın da herhalde ipuçlarını konuşacağız ve de yeni Türkiye'nin doğuşu. Bütün bu karmaşa, bütün bu kaos içinde Türkiye nasıl doğdu? Başkaları da var biliyorum ama bunlar bazı örnekler getirdik bugün programa. Evet. Ben bundan sonra az konuşacağım. Hemen şöyle girmek istiyoruz. Yıldırım Orduları Komutanlığı'ndan ayrılıp İstanbul'a geldi ve Mustafa Kemal aslında İstanbul'da önemli bir 6 ay geçirdi. Aslında 19 Mayıs'a bir anlamda hazırlanmış oldu. Bu hazırlık aşamalarını, İstanbul'da bu hazırlığın nasıl gerçekleştiğini sizden dinlemek istiyoruz. Evet. Ben de şöyle başlayayım konuya. Bu konuşacağımız konular daha sonraki yıllarda çok spekülasyon yapılan konuların da aslında cevabı olacak. Çünkü bu bizim Cumhuriyet tarihi yazarları o yılları incelerken gerek muhafazakar kültürün yazarları, gerek karşı kültürün yazarları Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktıktan sonraki halinden zaten hiç bilinmeyen bir şey kalmamıştır şu anda. Hiç. Evet. Gün gün, saat saat ne yapıldı, ne edildi, hangi demeç verildi, hangi beyanat verildi, hangi etkisi oldu, bunlar artık biliniyor. Aslında 19 Mayıs'ın öncesi de biliniyor da tabii o kadar Mustafa Kemal bunları detaylı anlatmadığı için nutk gibi
bazı müphem noktalar vardı. Bu da biliniyor aslında. Bu evet. da biliniyor. Ben burada önce birkaç tane soru soralım. Kendi kendimize soruyu kendimiz soralım. Bunun cevabını verelim. Buyurun. Bu mesela ana başlığımız şu olabilir. Mustafa Kemal'i Anadolu'ya kim gönderdi? Evet. Çünkü şöyle bir iddiamız var bizim karşımızda. Mustafa Kemal'i Anadolu'ya Vahdettin gönderdi. Gizlice gönderdi. Mustafa Kemal'le aralarında gizli bir mutabakat vardı. Ama o mutabakatı açıklayamadı Vahdettin. İngilizlerden çekindiği için açıklayamadı. Ama örtülü olarak destekledi. Örtülü olarak destekledi. İddianın biri budur yani. Bu evet. önemli temel bir iddiadır. Bu aslında ama çürük bir iddiadır. Evet. Olaylar, belgeler, İngiliz belgeleri, bizim kendi literatürümüz, hatta Vahdettin'in kendisi dahi, Mustafa Kemal zaten işin içinde ortada her şeyi açıklamış. Dolayısıyla bu iddialar zamanla çürüdü. Burada şöyle ben bir cümle söyleyeyim, bu araya sıkıştırayım. Benim yaptığım araştırmalardan edindiğim kanaat şudur. Mustafa Kemal tarihin kucağına doğmuş bir adamdır. Annesinin kucağına değil de tarihin kucağına doğmuş bu adam. Hatta Mustafa Kemal diyebiliriz ki annesinin memelerini emerek büyümemiş. Tarihin memeleri emerek büyümüş. Böyle bir adam, bu tarihe gelen bir adam. Şimdi bunun 19 Mayıs öncesi sizin de dediğiniz gibi kapalı bir dönem. Bir sürü zaten spekülasyon sorular da o dönemden kaynaklanarak üretiliyor. Şimdi Mustafa Kemal Paşa zannedildiği gibi Samsun'a çıktı. Ondan sonra aklına milli mücadele geldi falan sanılabilir. Hayır, kesinlikle öyle değil. Mustafa Kemal'in kafasında bu vardı. Bu vardı. Çünkü olayların içinden geliyordu bu adam. Bu Yıldırım Orduları grup kumandanı iken Liman von Sanders buna grup kumandanlığını devretti. Çünkü Mondros mütarekesine göre Alman subayları, Osmanlı ordusundaki Alman generalleri, Alman personel Türkiye'yi terk edecekti. Terk ettiler zaten. Liman von Sanders de terk etti ama üzerinde Yıldırım Orduları komutanlığı var. Mustafa Kemal'i Adana'ya davet etti. Gel paşam dedi. Bu komutanlığı senin üzerine bırakıp gidiyorum. Mustafa Kemal Yıldırım Orduları komutanı oldu. Sözde bu ama yenilmiş bir Osmanlı ordusu, geri çekilmiş bir Osmanlı ordusu, tükenmiş bir Osmanlı ordusu diyelim. Mustafa Kemal Mustafa Kemal bizim İzzet Paşa'mız o tarihte Mondros mütarekesini imzalayan sadrazam Ahmet İzzet Paşa'dır. Müşir Ahmet İzzet Paşa bunu imzalayan da bildiğimiz Rauf Orbay'dır. Bu Osmanlı'nın çok talihsiz bir anlaşması ve talihsiz bir dönemi. Bu Rauf Bey için de böyle, Osmanlı saltanatı için de, Vahdettin için de böyle, imparatorluğun da parçalanmasının zaten başlangıç noktası bu müdarekedir. Çünkü 13 Kasım'da Mustafa Kemal Adana'dan trene bindi 10 Kasım'da. 13 Kasım'da Haydarpaşa'ya indi. O indiği tarihte 13 Kasım'da da aynı zamanda 55 parçalık düşman donanması, müttefik donanması, Alman, İngiliz, Fransız, İtalyan. Almanlar pardon, yok. Pardon. Hı hı. Tamam. İngiliz, Fransız,
donanması, İtalyan donanması ve içinde de Yunan donanması. Tamam. Onun da Averrof'u, en büyük zırhı Averrof'tur. O da dahil 55 parça İstanbul'u işgal için Boğaz'a giriş yapıyordu. Mustafa tamam, Kemal da Haydarpaşa'nın karında bunu seyrediyordu. İşte o meşhur sözü oradadır. Yanında Cevat Abbas vardır yaveri. Bu manzarayı görünce Mustafa Kemal geldikleri gibi geri giderler. Sözünü orada söylüyor Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa şimdi İstanbul'a geldi. Mustafa Kemal Paşa gibi en az 10-15 tane ordu komutanı, fırka kumandanı, tümen kumandanı hepsi İstanbul'a çağrıldı. Çünkü ordularımız yenilmiş, lağvedilmiş. İstanbul'a çağrıldı. Mustafa Kemal bunlardan bir tanesi. Çağıran Harbiye Nezareti. Bizzat Sadrazam. Sadrazam. Peki. Bizzat Sadrazam Mondros mütarekesine göre zaten Osmanlı orduları dağıtılacak efendim. Silahları teslim edilecek efendim. Bu arada Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı çok kısa sürüyor ve onu da Ali Fuat'a... Lağvedildi zaten. Evet. Lağvedildi. Hayır. Ondan sonra başka bir paşaya devredildi. Nihat Anılmış Paşa var. Ali Fuat Cebesoy değil. Tamam. Nihat Anılmış Paşa. Bugün galiba Cumhuriyet'te öyle evet, Ali evet. Fuat diye değil mi? Evet. Ali Fuat Paşa Yıldırım Orduları olmadı. Nihat Paşa'ya devretti Mustafa Kemal. Onun soyadı Anılmış'tır. Sonradan tamam. Cumhuriyet. Onu geçelim tamam. Yıldırım ordularını. Tabii Mustafa Kemal artık 6 aylık bir İstanbul macerası var. Samsun'a çıkana kadar bu ortam içinde Şişli'deki evindedir. Zaten mütarekeyi imzalayan Ahmet İzzet Paşa'nın sadrazamlığı çok kısa sürdü. Yerine Tevfik Paşa hükümeti kuruldu. Tevfik Paşa hükümeti de Tevfik sizin Altı Paşa'dan birisi değil mi? Evet, o meşhur. İşte o Tevfik Paşa dediğimiz Osmanlı'nın aynı zamanda son sadrazamı. Osmanlı İmparatorluğu onun kucağında vefat edecek. Evet. O sadrazamdı öldüğünde. İmparatorluk dağıldığında, saltanat kaldırıldığında, lağvedildiğinde başımızda Tevfik Paşa vardı. İzzet Paşa'mız da gene Hariciye Nazırı'ydı. O da vardı. Bunların kucağında öldü. Üçünün kucağında öldü Osmanlı İmparatorluğu. Evet. Mustafa Kemal'e dönelim. Şimdi. Gelelim Mustafa Kemal'e şimdi. Mustafa Kemal Paşa Şişli'de bu zannedilir ki Şişli'de diyorum İstanbul'da bir sürü Osmanlı kumandanı boş geziyor. Görevde olanlar da var. Harbiye Nezaretinde Erkan-ı Harbiye bu veliyeti var. Harbiye Nazırımız var. Bunlar hep Mustafa Kemal'den daha kıdemli, yaşlı, tanınmış paşalar bunlar. Ama sadece bu mücadeleyi düşünen adam Mustafa Kemal'dir. Bunu kesinlikle kabul etmek lazım. Öbürlerin vatanseverliğine bir laf söylediği bir yok. Onlar da vatansever insanlar. Fakat bu işgalden, İngiliz işgalinden, yabancı işgalden memleketin kurtulmasını hiç kimse ümit etmiyor. Mücadele etmek, mücadeleyi başlatmak, tekrar yeni bir savaşa girmek demektir bu. Bunu hiç kimsenin aklının ucundan bile geçmiyor. Umut edemiyorlar. Bunu sadece Mustafa Kemal'de var bu düşünce. Mustafa Kemal Paşa bu Şişli'deki evine geldiği zaman bunun karargahı belki damat Ferit Paşa'nın karargahından daha hareketli. Sadrazam damat Ferit Paşa'dır. Bu demin Tevfik Paşa hükümeti dedim değil mi? Tevfik Paşa hükümeti çok geçmeden o da ayrıldı. Yerine 3 Mart'ta 1919'a girdik tabii. Evet. Vahdettin zaten 21 Aralık'ta meclisi feshetti. Artık meclisi mevzusan yok, parlamento yok. Vahdettin var, bir de hükümeti var. Hükümeti diyelim 3 Mart'ta damat Ferit Paşa. Mart ayı, Mayıs ayı. 2 aylık bir döneme, kritik döneme giriyoruz işte. Mustafa Kemal'i kararnamesini hazırlayan hükümet damat Ferit hükümetidir. Bunun altında en bildiğimiz
hain adam bir imzası var. Kararnamesinin altında Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi. O böyle, onun bir imzası var. Şimdi bu ortamda İngilizler, bilhassa İngiliz ve Fransız orduları İstanbul'un her tarafına hakim. İşgal etmişler. Parlamenton yok. Hükümetin de Vahdettin'in değil aslında onların emrinde. Talimatları onlar veriyorlar. Mustafa Kemal daha Samsun'a çıkmadan önce iki tane nota verdiler bize İngilizler. Evet. Bir tanesi Karadeniz orduları kumandanının İngiliz, öbürü de General Galford'un. Şey bu. Dedikleri şu: efendim, Karadeniz bölgesinde Türkler Rum köylerine baskın yapıyor. Asayiş bozuldu. Bu asayişi düzeltin. Eğer düzeltmezseniz biz oraya asker çıkaracağız. Şu tevafuka bakar mısınız? Mustafa Kemal zaten işte hükümet İngilizlerin ağzını kapatmak için bu kararnameyi hazırladı. Oraya bir asker gönderelim. Bu İngilizlerin ağzını kapatalım. Bu asker masker çıkartma formülü falan gündemden çıksın diye, çekindikleri için, korktukları için bu kararnamenin hazırlanmasının birinci sebebi İngilizlerin ağzını kapatmaktı. Şimdi evet. O zaman bir adam arıyorlar. Kimi gönderelim? Bir sürü paşa var diyorum ya, boşta gezen. Bir sürü paşa var. Evet. Ordusuz paşalar. Ordusuz paşalar. Hepsi ferik rütbesinde, billiva rütbesinde paşalar. Bunların hiçbirine teklif edilmiş değildir. Eğer edilseydi zannediyorum hepsi de reddedildi. Efendim abi beni muazzır görü diyeceklerdi. Bu karışıklık ortamında ben bir şey yapamam. Lütfen beni muazzır görün falan diyeceklerdi. Ama Mustafa Kemal gönüllüdür. Bekliyor ki bekliyor ki bu göreve ben atanayım, ben geleyim. Zaten arka planda çalışıyor bunun. Şimdi Mustafa Kemal'in karargahına geldiğimiz zaman, demin söyledim, Şişli'deki ev Karargah diyoruz ama bu aslında sivil bir karargah. Yani sivil elbette. Evi elbette, yani. Elbette. Konutu. Elbette. Kirada oturan bir adam Mustafa Kemal. Evet. Orada bir ev kiralamış, oturuyor. Şimdi burada Ali Fuat Paşa geliyor oraya görüşmek için. Bilhassa Şubat ayı. Ali Fuat Paşa, Rauf Orbay, İsmail Canbolat, Karabekir, aklına kim geliyor? Bu arada meclis kapandığı için meclisten umut yok. Meclisi mebusan diye bir şey zaten yok. Zaten yok. Evet. 21 Aralık'ta kapanmış zaten. Evet. Yalnız bu arada şunu söyleyeyim. Müthiş bir İttihatçı tutuklaması başladı tam bu arada. İngilizler hükümete liste veriyorlar. Efendim şu adamlar tutuklantın diye. Ve tutuklanmalar başladı zaten. Şimdi meşhur İttihat Terakki'nin 3 lideri yok. Bunu unutuyoruz biz. Yurt dışında. Talat, Enver, Cemal Paşa yurt dışına kaçmışlar. İttihatçılar vebalıdır o günlerde. Gerek hükümet nezdinde, gerek İngilizler nezdinde İttihat Terakki mensupları, İttihatçılar, tanınmış kişiler veba mikrobu gibi tehlikeli insanlar. Bunları tutukluyorlar işte. Bunlardan Ziya Gökalp'tan başla. Ziya Gökalp'i üniversitede hatta tarifinindeki odasında tutuyorlar. Meclis-i Mebusan Reisi Halil Bey başla, İsmail Canbulat. Malta'ya sürecekler onu. Değil mi? Biraz sonra da daha sonra Malta'ya gidecekler. Ama Bekir Ağa bölüğüne önce tıkıldı. Beyazıt'taki. Yusuf İzzettin Paşa bak. 9. Ordu Komutanı Yusuf İzzettin Paşa. Ondan sonra başka Batum Kumandanı bir paşa var. Bir şey bakıyor. O. Yani İttihat Terakki ile bağlantılı olarak gördükleri hepsini. Hem İttihat Terakki ile hem savaş içinde İngilizlere zorluk çıkaran komutanların isimlerini veriyorlar zaten. Şimdi Yüzbaşı Hoyland diye bir İngiliz istihbaratında bir yüzbaşı var zaten. O İngiltere'ye, Londra'ya
kimlerin tutuklanması gerektiğini listesini göndermiş zaten. Evet. Paşaların içinde. Bunun içinde Mustafa Kemal de var. Mustafa Kemal var, Karabekir var. Bizim İsmet var. O zaman Mirela İsmet. Harbiye Nezareti Müsteşarı'ydı. O var. Daha bir sürü insan da var. Şu bizim Ali Çetinkaya bile var. Albay Ali Çetinkaya, Ayvalık'taki alay komutanı. Onun bile ismi var. Bunların çoğu tutuklandı. Fırsat olmadı. Şimdi bunları geçelim de Mustafa Kemal niye tutuklanmadı? Evet. O niye serbest kaldı İngilizlerin bu kadar insanın içinde? İngilizlerin özellikle Mustafa Kemal ile ilgili istihbaratı ve şimdi tutumu. Mustafa Kemal'in tarihin yazdığı bir şansı var. Bu adamın şanslı bir insandır Mustafa Kemal. Bir, Enver Paşa ile bunlar tezat içinde olduğu için, muhalif olduğu için, araları iyi olmadığı için ittihatçı sayılmıyor. Mustafa Kemal'e olumlu bir puan bu. Evet. İkincisi, 1915 Ermeni tehcirinde Mustafa Kemal'in adı hiçbir yere bir kötülüğü, zararı falan geçmiş değildir. Zaten tutuklama listelerini hükümete gönderenlerden biri de Ermeni ve Rum patrikhaneleridir. Ermeni patrikhanesi o tehcir sırasında kendilerine zulmeden ne kadar paşa ismi varsa diyelim, onların listesini sunmuşlardır. Bunun içinde Mustafa Kemal yoktur. Mustafa Kemal'in hiçbir kusuru yok, görülmüyor. Karışmamış çünkü bu 7. Ordu komutanı olduğu halde, tehcir Suriye'ye yapıldığı halde Mustafa Kemal'in hiçbir dahli yoktur bunda. Bu bir. İkincisi, Mustafa Kemal'in başka bir özelliği ortaya çıkıyor. O da hükümet bakımından. Mustafa Kemal'in Vahdettin'le 15 günlük Almanya seyahati var. Evet. Oradan bir ahbaplık, tanıkbak, yakınlık o da var. Veliahtken ve değil mi? Mustafa Kemal'i, evet, o zaman veliahttı, sonra padişah oldu tabii. Bu olayla olurken padişahtı zaten Vahdettin. Şimdi Mustafa Kemal bir tehcirden bir şey çıkaramıyorlar. İttihatçılıktan çıkaramıyorlar. İkincisi, İngiliz esirlerine kötü muamele yapan subaylar da var listede. Mustafa Kemal'in bunda da adı yok. Evet. Bir İngiliz esirlerine falan kötü muamele yapan bir komutan olarak bilinmiyor Mustafa Kemal. Oradan da var. İttihatçı karşıtlığı da var. Hürriyet itirafçılar, bilhassa kabinede görüyor, sadrazam damat telif taraftarları bunu ittihatçı aleyhtarı diye hoşlarına gidiyor. Bu Enver'i falan sevmiyordu zaten. Bu ittihatçı değildi, onlara düşmandı diyerek. Onlardan da iyi puan alıyor Mustafa Kemal. Ve Mustafa Kemal'in kararnamesi hazırlanırken hükümette hiçbir kötü ses çıktığı yok. İtiraz eden olmuyor. Hiç itiraz eden olmuyor Mustafa Kemal'e. Mustafa Kemal'in kararnamesi 30 Nisan tarihinde imzalandı. Bu arada yalnız bir parantez, evet, açalım mı? İzleyicilerimiz de belki yanlış bir izlenim uyandırmasın. Bu Ermeni tehciri meselesiyle ilgili olarak da suçlanan ve bir kısmı tutuklanarak aslında Malta'ya da sürülen kişilerin çok hemen hemen tümü bu konuyla ilgili yargılamalardan aklandılar. Evet. Yani böyle bir iddia vardı şimdi, Malta sürgünleri meselesi ayrı bir tartışma konusu. Onu ben açmak için söylemiyorum ama yani şöyle bir izlenim de oluşmasın. Hani Mustafa Kemal suçlananlar arasında değildi ama diğerleri de suçlu da bulunmadılar yani. Ama tutuklamaların gerekçelerinden efendim, bir kısmı da evet, Ermeni evet, olayları sırasındaki tavırları oldu. Evet, evet. Efendim o zaman şunu da katalım. Bu tutuklamalar başlayınca Bekir Ağa bölüğü adamla dolunca iddiaçılarla mesela bunlardan biri sivil Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey. O da tabii, aynı ortamda o da tutuklandı. Onu kolay tutukladılar. Onu tutuklamak daha kolay. Bir paşayı, bir ferik rütbesinde olan ordu kumandanı tutuklamaktansa Boğazlayan Kaymakamını aldılar, getirdiler, içeri attılar. Urfa bu tasarrufu var. Onu da attılar içeriye. Ve bunlar ikisi de yargılanıp idam edildi zaten. Evet.
O ayrı konu. Evet, katmayalım buraya. Evet. Tehcir uzun bir şey. Yani Mustafa Kemal'in İngilizler neden en başta hedef almadılar sorusunun yanıtları bunlar. Aslında İngiliz istihbaratının İngiltere'ye gönderdiği tehlikeli adamlar arasında adı var. Evet. Ama öncelikle tutuklananlardan birisi olmuyor. Efendim o kadar çok isim var ki. Evet. Tabii bunu İngilizler önce hükümete bildiriyorlar. Şunlar şu listeyi onlar da hükümete, Damat Ferit hükümetine bildiriyorlar ki veya Tevfik Paşa hükümetine bunlar tutuklanması gerekir diye. Muhtemelen istihbaratçı, İngiliz istihbaratçı İngiltere'ye bildiriyor. Evet. İngiltere'de elçisi aracılığıyla veya birileri aracılığıyla hükümete, aynen böyle oluyor. Hükümete bildiriyor. Aynen. Onlar da tutuklayıp Bekir Ağabey'i atıyorlar. Evet. Türkiye'de yargı sistemi de çalışmıyor zaten. Ondan sonra o sırada şimdi bunları bir tarafa bırakalım. Mustafa Kemal bunlardan sıyrılıyor. Ve atama kararnamesine kabinede bir itiraz gelmiyor hükümette. Kararname imzalanırken. Bilhassa Bahriye Nazırı Gürcü Şakir Paşa'dır. Ve Harbiye Nazırı da onun damadı. O da Gürcü. O da Avni Paşa'dır. Evet. Bunlar Mustafa Kemal'e de ayrıca yardımcı oluyorlar. Ve Mustafa Kemal çok geniş yetkili bir talimatname hazırlattırıyor bunlara. Efendim ben Samsun'a çıkınca sadece ne yapacağım? Ordunun silahlarını mı toplayacağım? Yoksa her tarafa emir yetkim olacak mı falan? Sivil, mülki ve askeri bütün Anadolu'daki komutanlara da emir verme yetkisi olmak üzere çok nefis bir talimatname hazırlatıyor. Kendisi hazırlatıyor. Şakir Paşa da zaten görmeden imzalıyor bu talimatnameyi. Burada siz şunu özellikle vurguluyorsunuz. Aslında Mustafa Kemal hükümet tarafından Anadolu'da ortaya çıkan kargaşalıkları bastırmak, düzeni sağlamak ve böylece işgalcilerin oraya asker çıkarmasına zemin yaratmamak için görevlendiriliyor. Evet. Ama kendisi de kendi planı doğrultusunda tam yetki almak koşuluyla da bir görev almış oluyor. Evet. Zaten kafasının içinde bu var. Eğer Mustafa Kemal bu kararnameyle, hükümet kararnamesiyle, padişahın emriyle imzaladığı bir kararnameyle gitmek başka. Eğer bu olmasaydı sivil olarak gidecekti. Evet. O da bir başka plan. Evet, o da bir başka plan. O da Ali Fuat Paşa'yla zaten Şubat ayında görüştüklerinde paşam gel Ankara'daki kolordum senin emrinde dedi. Bu seçenek de vardı Mustafa Kemal'in elinde ama hükümet kararnamesiyle gitmek daha başka tabii. Onu da becerdi nihayetinde. Ve böylece bütün mülki ve askeri yöneticileri emir verme, yönlendirme, haberleşme yetkisiyle gitmiş. Tabii. Şimdi bu o talimatla Karabekir bunun emrinde. 15. kolordu kumandanı emrine girmiş oldu. Sivas'taki 3. kolordu komutanı bunun emrine girmiş oldu. Ankara'daki 20. kolordu Ali Fuat Paşa'nın kolordusu bunun emrine girmiş oldu. Bir de valiler ve kaymakamlar mutasarrıflara da emir verme yetkisi almış oldu. Evet. Anadolu'ya hakim oldu Mustafa Kemal. Evet. Bu yetkiyi verdiklerine pişman olacaklar tabii. Elbette. Hemen Haziran ayında zaten Mayıs Haziran geri çağıracaklar zaten. Elbette pişman olacaklar. Evet. İşte şimdi oraya girmemiz lazım. Çünkü zaman ilerliyor. Evet. Vahdettin'le görüşmesini de bu arada herhalde açıklamanız lazım. Şimdi efendim Mustafa Kemal Paşa 30 Nisan'da kararnamesi çıkınca hemen kendi 23 kişilik karargah kadrosunu hazırladı ve hükümete bildirdi. Ben 16 Mayıs'ta hemen kararnamede bekletilmeden imzalandı. 30 Nisan, 16 Mayıs, 1-2 hafta içinde oluyor bunlar zaten. Hemen karargahını hazırladı. Ondan sonra Refet Paşa'yı da yanına aldı. Sivas'taki kolordu kumandanlığı boş. Oraya atamak için yanında götürüyor. Onu da şey yaptı ve hükümete verdi. Hükümet harcidahlarını tahakkuk ettirdi bunların. Mustafa Kemal Paşa şimdi
gitmeyi bekliyor. Son ziyareti Vahdettin'e olmuştur tabii. Ondan iki gün önce damat Feride yaptı ziyareti. Sadrazam damat Feride. Damat Ferit bundan halen daha şüpheli biraz. Ne yapacak, ne edecek bu adam? Ama Mustafa Kemal bunu içinde sır gibi saklıyor tabii. Ben oraya çıkınca mücadele başlatacağım falan demiyor. Şu noktayı da bilmemiz lazım. Mustafa Kemal 16 Mayıs'ta bindi vapura. 15 Mayıs'ta ne oldu? İzmir işgali. Yunanlılar İzmir'e çıktı. Bak böyle tehlikeli, fecaat bir şey. Zaten 16 Mayıs'ta veda ederken kabine hayretle karşılıyor bunu. İzmir'e Yunanlılar çıkmış bu sefer de. Mustafa Kemal içi falan bir tarafta kaldı. Yunan çıkartması, şimdi onu konuşuyorlar. Öyle bir ortamda Mustafa Kemal işte şeye çıktı. Son vedayı 14 Mayıs'ta damat Ferit, ondan sonra da 15'inde de Vahdettin, Sultan Vahdettin. Yani neredeyse Yunanlılar İzmir'e işgal ettiği gün aslında Vahdettin'e geliyor. Evet. Bu görüşme önemli. Evet. Çünkü birçok spekülasyon aslında bu görüşmeye dayanıyor galiba. Değil mi? Ve şu söze, paşam bu memleketi ancak sen kurtarabilirsin, evet, diye bir söz söylediği, evet, ifade ediliyor, yazılıyor. Ne düşünüyorsunuz? Evet, literatür bunu kullanmıştır. Yani muhafazakar kültür, tarihçiler, saltanatçılar, hilafetçiler diyelim. Bu sözleri kullanmıştır. Halbuki bu sözü söyleyen Mustafa Kemal'in kendisidir. Hiçbir zaman... Kaynak ne peki? Bu sözün kaynağı ne? Efendim bu kaynak şudur. Mustafa Kemal'in Falih Rıfkı'ya anlattığı mütareke defteri diye bir şey vardır. Röportaj vardır. Orada yazılıdır bu. Peki nasıl tam olarak? Evet. Halil Rıfkı'ya nasıl anlatıyor? Şimdi efendim, şimdi onu o zaman şöyle anlatayım. Bu önemli çünkü birçok tartışmanın altında şimdi, yatan bir tek bu cümle var. Tamam. Şimdi damat Ferit'le 14'ünde görüşünce damat Ferit diyor ki Mustafa Kemal Paşa'ya, paşa diyor Vahdettin'le sultanımızla görüştün mü? Hayır diyor, bir teklif gelmedi ki falan. Lütfen yarın git, sizi bekliyor diyor. Ve hakikaten Mustafa Kemal gitti Yıldız Sarayı'na. 15 Mayıs'ta. 15 Mayıs'ta gitti. Hiç bekletilmeden kabul edildi anında. Ve Vahdettin'le neredeyse diz dize oturacak kadar yakın oturdular. Vahdettin'in hümayunda. Aktaran kim? Falih Rıfkı mı aktarıyor bunu? Bunu tabii Falih Rıfkı'ya Mustafa Kemal'in mütareke defteri diye yayınlandı bu. Orada anlatır bunu. Evet. Bu yanlış manlış diyen de yok. Vahdettin de böyle bir ağzından kelime çıkartmış değildir. Bu Mustafa Kemal'in sözüdür bu. Mustafa Kemal'in sözü doğrudur ama biz onu yorumlayalım şimdi. Mustafa Kemal'le bir Vahdettin'le diz dize yakın oturdular. Saray, Yıldız Sarayı'nda. Ve Vahdettin biliyor tabii paşanın veda etmeye geldiğini. Bu sırada İzmir işgal altına girdi mi görüşme sırasında? Efendim İzmir'e o gün İzmir'e çıkartma oldu. Oldu. Yani Vahdettin o, bunu da biliyor. Bu psikoloji elbette içinde. Elbette biliyor. Bu psikoloji elbette içinde. Biliyor. Evet. Elbette biliyor. Elbette biliyor. Zaten İngilizler çıkartma olmadan bir gün önce bunu Osmanlı hükümetine de tebliğ etmişler. Biz yarın İzmir'e asker çıkarıyoruz diye. Hatta hükümetin haberi olay var. Olay çıkarmayın diye. Evet, de. Evet. Bu da tabii kolordu komutanı Ali Nadir Paşa'ya, Vali İzzet Bey'e falan buradan da telgraf gidiyor ki zorluk çıkartmayın onlara diye. Haberler olduğu buradan belli zaten. Direnilmemesi emrini evet. Veren de zaten Osmanlı evet, Sarayı. Evet. Evet. Şimdi Vahdettin çaresiz bir insan. Ona da insan acıyor. O da muhakkak bu işlerin olmasını istemez. O da bu memleketin padişahı. Ülkesinin bu hale düşmesini elbette o da istemez. Ama hiçbir çaresi yok. Mustafa Kemal'e diyor ki paşa şimdiye kadar sen epey işler yaptın. Fakat
bunlar şu kitabın içine geçmiştir. Orada bir kitap var, böyle üzerine koyuyor. Senin yaptıkların bu kitabın içine geçmiştir. Fakat asıl bundan sonra yapacakların mühimdir. Şimdi bu görevle yapacakların mühimdir. Şu İngilizlerin ağzını kapatırsan, onların dediğini yaparsan, biz yarın barış konferansında, mütarekeden sonra bir konferans yapılacak. Sevr anlaşmasına giden süreç başlıyor. Onlar da o sırada İngilizlerin ağzını kapatmış oluruz. Bir güzelce sulh anlaşması imzalarız. Onun düşüncesi de o. Başka bir engel. Yoksa Anadolu'da mücadele yap. Sivas'ta kongre topla. Erzurum kongresine katıl. Ondan sonra 22 Haziran'da Amasya'da bir genelge yayınla falan. Bunların aklında olan bir şey değil. Onların değil. Evet. Sizin söylediğiniz vatanseverliğinden hiç kuşku duymadığımız paşaların ve vatanseverlerin de aklında olan elbette, bir şey değil. Elbette. Bırakın Vahdettin'i. Elbette efendim, elbette. Mustafa Kemal Paşa zaten Harbiye Nezaretinde eski paşalarına da veda ederken o 15'inde sabah oraya gitmiş. Evet. Zaten sabah Harbiye Nezaretinde, ondan sonra Vahdettin'in yanına gidiyor zaten. Evet. Yani burada şöyle bir işte muhafazakar kültürün bir iddiası vardır efendim. Vahdettin Mustafa Kemal Paşa'yı vatanı kurtarması için, Anadolu'da mücadele başlatması için gönderdi. Bunun zerre kadar akılla mantıkla bir ilgisi yok. Çünkü Mustafa Kemal zaten Samsun'a çıkınca Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa zaten bir hafta sonra geri dön dedi. Niye geri dön diyor? 22 Haziran'da Amasya bildirgesi, beyannamesi yayınlandığı zaman Dahiliye Nazırı Ali Kemal'di. Ali Kemal derhal bütün Anadolu'ya tamim gönderdi ki bu Mustafa Kemal'in emirlerini dinlemeyeceksiniz diye. Madem Vahdettin bu kadar Mustafa Kemal'i destekliyor da, onun emriyle gönderdi de, gizli gönderdi de, bunlar ne oluyor? İkincisi, 7 Temmuz'da rütbelerini söktüler. Evet. Ve komutanlıktan, komutanlık kararnamesini iptal ettiler Mustafa Kemal'i. Mustafa Kemal sivil bir adam oldu. Eğer Vahdettin böyle bir içinden gizli bir mutabakat olsaydı paşasına göre, bunları yapar mıydı? Bunlar akla mantığa sığmayan şeylerdir yani. Şimdi Vahdettin'le kaç dakikamız var? 5. 5 dakika, bir şey kalmamış. Vahdettin'le İdam fermanının altında kimin imzası var? Efendim? Mustafa Kemal'in idam fermanı. Mustafa Kemal'in idam fermanı hakkında Mustafa Kemal'in idam fermanı Nemrut Mustafa Divan-ı Harbi vermiştir. Divan-ı Harp kararıdır bu. Fakat ondan önce katli vacip fetvası var. Dürrizade Abdullah'ın. Onun altında işte Vahdettin'in imzası var. Onu da saymak lazım. Evet, evet. Ama bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi açılırken daha sonra olacak. Tabii, tabii. Daha sonra olacak şeyler. Mustafa Kemal böyle badirelerden gelen bir adam. O gün Vahdettin buna bir de saat hediye etti Mustafa Kemal Paşa'ya. Sultanın hediyesi olarak, Samsun'a gidiş hediyesi olarak oradan çıkıp doğru evine geldi. Hasta, annesi hastaydı bunun, Zübeyde Hanım. Kalp hastasıydı. Makbule Hanım var. Yanında kardeşi. Bacısı Makbule ile ikisi beraber kalıyorlardı zaten. Son gecesini orada geçirdi işte Mustafa Kemal. Annesiyle birlikte geçirdi. Ve çok acıklı bir hikayesi de var bunun. Yani hüzünlü, hazin bir manzara bu. Makbule Hanım anlatmıştır sonradan bunu. Yani Mustafa Kemal anne kucağından, böylece demin dedik ya tarihin kucağı, anne kucağı, işte anne kucağından tarihin kucağına öyle intikal etti Mustafa Kemal Paşa. Şimdi var mı başka bir soru?
Hemen hemen bu soruları şunu söylemek belki mümkün. Bu gücü nereden alıyordu Mustafa Kemal? Kemal mi? Evet. Efendim işte demin ki başaracağına olan inancının işte, dayanakları neydi? Son işte, bir dakika. Efendim Mustafa Kemal bir adamla, bir paşayla, bir padişahla falan kıyaslayınca ortaya çıkmıyor yani. Mustafa Kemal özel bir adam. Kişiliği, doğuştan, yaratılışı değişik bir adam. Gerek ordu kumandanıyken, ordu kumandanlığı yaparken, gerekse Adana'dayken, gerekse Ovalta içinde hep bunlar, dahası da milli mücadeleden sonra zaten kişiliği ortaya çıktı zaten. Dolayısıyla kimden alıyor falan değil bu. Buna zaten Arnold Tombe bir kitabında buna monadik beyinli adam diyor. Bir ziyareti var Arnold Tombe'nin 23 yılında Ankara'da ziyareti var. Konuşmalarında, tartışmalarında hiç ikna edemediğim adam diyor bu, evet. Mustafa Kemal'e. Sohbette, kısa ne kadar sohbet, bunu kitabında yazıyor adam ve buna monadik beyinli adam diyor. Monadik beyinli adam Yunan felsefesinde özel bir kavram olan bir kelimeymiş. Bunu kullanıyor Mustafa Kemal'e. Yani eşi benzeri bulunmayan, evet, bir adam. İşte tarihin kucağına doğan adam böyle oluyor. Tarihin memelerini emerek gelirse bir adam, Mustafa Kemal bir adam çıkıyor. Ondan sonra da milli mücadeleyi başarıyor. Milli mücadele bir arkasına halkı alarak haklı ve halklı, bak, haklı ve halklı olan bir savaştır milli mücadele. Ondan sonra yaptığı devrimler ve cumhuriyette bu kadar haini bol olmasına rağmen bana göre, herkese göre bu cumhuriyet ilelebet yaşayacak bir rejimdir. Bu Mustafa Kemal'in eseridir. Başka bir adam çıkmamış ki. Evet. Ama Mustafa Kemal bunu her zaman ve milletiyle de paylaşmış. Kürşat Beyciğim, eğer Vahdettin'e bu vatanseverlik özelliğini verirseydi, veriyorsak eğer biz, Vahdettin o zaman sarayını terk ederdi. Ben milletimin önüne düşüyor diye o geçerdi Anadolu'ya. Evet. O zaman kahraman kendisi olurdu. Mustafa Kemal de yanında bir komutan olarak kalırdı. Evet. Vatanseverliğin ölçüsü böyle ölçülür yani. Başka ölçülmez. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında Mustafa Kemal'in Vahdettin'le ilgili kanaati de Nutuk'ta yazılı. Evet. Dolayısıyla Mustafa Kemal Vahdettin kavgasını da aslında bütün yönleriyle buradan okumak mümkün. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bağımsızlık fikrini zafere ulaştırmak kolay bir iş değil. Ama o zamana kadarki hazırlıkları da var. Ve bu hazırlıklar bütün milleti bir araya getirerek eninde sonunda bütün dünyaya örnek olan ve dünya tarihini değiştiren bir başarıya yol açtı. Çok teşekkür ediyoruz bu program için. Değerli izleyiciler, bugün sevgili Osman Selim Kocaoğlu ile 19 Mayıs'ın arka planını, öncesini, hazırlıklarını, özellikle Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs'a kurtuluş mücadelesinin İstanbul'da nasıl hazırlandığını konuştuk. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın, sağlıkla kalın, aydınlık kalın diyoruz.